Merhabalar diyelim. Siz gösterimi erken bırakıp oyununuza gideceksiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle Ruh için? Ruh hepinizin bildiği gibi biz aslında 2 sene önce çekmiştik. Yayın kısmeti bu yıla oldu. Gain'le birlikte oldu. Yolu açık ve uzun olsun inşallah. Biz çok İzmir'de çektik, Urla'da çektik. 25-6 ay kadar oralarda dizi için kaldık. Ama sonuçta ben 1. bölüm izledim, dediğim gibi oynamaya kaçıyorum. Ama herkesin eline, emeğine sağlık. Tüm oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, Mahalo ve Burak Bey'e, yapımcımıza gerçekten güzel bir iş olmuş. 6 ay dediniz efendim. 6 ayda aslında ilk çocuğunda birazcık yetişmesi, büyümesi o tarafta oldu. Oraya gittiğinde daha böyle kundaktaydı değil mi sonra? Sonra emekliyip yürümeye başladı. Orada büyüdü yani. Efendim neden bu tarz projeler genelde 2 sene bekliyor? Çünkü artık son dönemlerde çok da duymaya da başladık aslında. Projelerin önceden çekilip daha sonrasında bekletildi. Siz bunları neye bağlıyorsunuz bir oyuncu olarak da? Ya aslında bu şöyle. Ruhu'yu biliyorsunuz Disney Plus için yapıyoruz ama sonra Disney'le yapılan anlaşmalar iptal olunca Gain projeye sahip çıktı. O yüzden de yayın süresi biraz uzadı açıkçası. Yoksa başka bir sebebi yok. Efendim şunu da soralım. Atlarla bir çok haşır neşirsiniz aslında. Yarış atlarınız da var. Onu da biliyoruz. Son durumlar nedir aslında? Birazcık da tüyü alalım atlarla alakalı da. Atlar koşuyor. Bugün bir erkek dayımız doğdu. Kaderi güzel olsun. Koşmayı nasip etsin. Atlarımız iyi. Biraz da evliliği konuşalım efendim. Çok fazla da sizleri bir arada göremiyoruz. Yani daha doğrusu biz karşılaşamıyoruz sizinlerle. Evet. Sizlerle nasıl gidiyor efendim? Çoluk çocuk da olunca işin rengi aslında biraz daha da çok değişiyor. Nasıl evdeki gidiyor? Hayat nasıl oluyor aslında? Bizim adım nasıl gidiyor? Yani bizim aslında çok hayatımızda özellikle çocuktan sonra çok bir şey değişmedi. Ama gece hayatta çalışan insanlar olarak çok dahil olabildiğimiz, yani özel bu davetler dışında çok dahil olabildiğimiz bir konu değil şu ara özellikle. Ona bile tam olarak dahil olamıyorum. Yani gerçekten çok koşturmacalı ve çalışarak geçiyor hayatımız. Bir de çocukla. Ama onun dışında güzel, her şey çok yolunda. Efendim Emre Bey yoğun tempoda devam ediyor aslında ama evde bulmakta birazcık zor oluyordur. Bu durumları nasıl değerlendireceksiniz? Yani bence çalıştıktan sonra her şey mümkün. Mutluluğun formülü huzurda zaten. O yüzden yeter ki çalışalım. Yeter ki üretelim. Ben de zaten bu projeyle tekrar Emre'yle, eşimle çok gurur duydum. Gerçekten sizlerin huzurunda da tebrik ederim. Çok güzel. Şöyle şimdi turneler oluyor, evet. Set oluyor, çekimler oluyor filan. Oğlan da var. Can da 2 yaşına girdi artık, oyun istiyor da. O yüzden çok dışarı çıkmaktansa boş günlerimde evde ailemle birlikte olmayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir babadır efendim? Onu da soralım. Hatta turneleriniz de devam edecek. Onu da biliyoruz efendim. Kapalı salonlardan artık açık havaya da geçeceksiniz. İnşallah. Aynen, inşallah. Nasıl bir baba? Yani böyle çok abartmak istemiyorum ama hayallerimin çok üstünde. Hem çok inanılmaz güzel bir baba hem de çok inanılmaz güzel bir eş. Tarifi yok benim için Emre'nin. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Çok şanslıyız. Beklenti neydi, ne oldu efendim? Hayallerimin üzerinde dediniz ama. camiadan uzak bir insan olarak sanat camiasında tabii ki sonuçta gördüklerimiz, bildiklerimiz daha farklı olabiliyor aile yaşantılarında özellikle. Ama Emre çok bambaşka bir adam. O yüzden çok mutluyum, çok huzurluyum. Şanslıyız yani. Son soruyu da soralım efendim. Özellikle sıcak sahneler olduğu zaman da biliyoruz ki eşlerde birazcık böyle kıskanmalar da olur ama oyuncuda bir eşiniz var. Evet. Siz bu durumu nasıl törele ediyorsunuz diye soralım. Yani hiç böyle bir muhabbetimiz açıkçası olmuyor. Çünkü dedim ya en başta da inanılmaz gurur duydum. Emre'yi sahnede izlemek zaten bence inanılmaz bir keyif. Tiyatroda da, televizyonda da. O yüzden kendi adıma da gerçekten tekrar şanslı hissettim. Emre Bey, mesleğe ve saygı duyuyorum. Eşiniz konuşurken böyle bir bakışlar attınız ama yoksa birazcık da var mı başka bizim bilmediğimiz şeyler de mi var efendim acaba? İyi toparladım. Peki o zaman efendim çok tutmayalım. Aceleniz de var. Çok teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben aldım. Hemen.